Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teker teker herkese elini sıkacağım şimdi. Ayağınıza sağlık. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. En son Taksim'de yine The Marmara Oteli'nde bir organizasyon yapmışsınız. Belki aranızda bazılar bizle birlikte olmuşlardır. Ondan bu yana 1,5 yıl geçmiş. Sizleri seviyoruz. Farklı farklı aktivitelerde bir araya geliyoruz. Bugün de birlikte olmamızın nedeni gaming ürünlerimiz. Logitech G markamızın marka altında yaptığı ürünlerle, aktivitelerle, işbirlikleriyle ilgili biraz konuşacağız. Hem kendimizi anlatacağız hem de siz bizi daha iyi tanıdıkça birlikte neler yapabileceğimize kanaat getireceksiniz diye düşünüyoruz. İsmim Mustafa Uyar. Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeler Müdürüyüm. Bu sene 14. sene. Kısmet bize oldu. O gün bugündür Logitech ofisini kurduk. Burada da devam ediyoruz. Pazarlama müdürümüz Birol Bey'i tanıyorsunuz. Birol da bizimle birlikte kaç senedir? 8 senedir Birol da bizimle. Geldiğinde bir yeni öğrenciydi. Üniversitede okurken stajyer olarak başlamıştı. Aynı stajyer moduyla başlayan Melih var. O da o günden bugüne bizle birlikte. Kaç sene oldu? 4 yılda Melih bizimle birlikte. Alara burada, Caner burada. İkisi de bizden. Alara yeni başladı. En genç arkadaşımız. Kaç ay oldu? 3 ay. 4. ayda. Caner de bir geldi, askere gitti falan. O da birkaç sene. Birkaç sene deyince biz de 3 seneden aşağı olduk. Böyle bir yapımız var. Zaten bizleri tanıyorsunuz, gördüğünüz zaman biliyorsunuz ama size kısaca biraz Logitech'ten bahsetmek isterim. Böylece tanıdığınız Logitech, bildiğiniz Logitech nereden nerelere geldi görme şansımız olur. Logitech'i bildiğimiz ürün bu. Esasında işte 1981 yılında software firması olarak kuruluyoruz. Ama 82 yılından itibarense hemen bir mouse işi ortaya çıkıyor. Zaten 80'li yılları biliyorsunuz PC'nin ilk yılları ve bir tarafta Apple bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öbür tarafta da IBM compatible dediğimiz IBM uyumlu makineler çıkmaya çalışıyor. Markalar yeni yeni oluşuyor. Biz de burada bir fırsat görüyoruz. Önce PC'nin diyoruz ki ya mouse'unu biz versek buraya giriş çıkış cihazı olarak biz işin içinde olsak diyoruz. Sonra diyoruz ki bir mouse işiyle olmaz. Bir PC'nin etrafında ne varsa bunu yapmak lazım diyoruz. Ve sırayla işte klavyeler, mouse'lar, prezentasyon cihazları, kulaklıklar, işte bunun gaming versiyonları veya bunun farklı versiyonlarıyla en sonunda video konferans işiyle birlikte bu işin içine PC'nin etrafını dolduracak şekilde giriyoruz. O günlerde PC aksesuar firmasıyız. Ve bizim için büyüme motoru esasında PC. PC büyüdükçe biz büyüyoruz. PC büyüdükçe biz büyüyoruz. Ama PC biliyorsunuz bundan 5-6 sene önce kadar o büyüme trendini ne yazık ki kaybediyor. Hatta ciddi bir küçülme trendine giriyor. Günde 1 milyon PC, yılda 360 milyon PC ulaşılan maksimum rakam. Bugünkü cep telefonu satış adetlerine baktığımız zaman rakam gerçekten küçük. Yani evlere giren PC sayısı, iş yerlerine giren PC sayısı diye düşündüğünüzde, işte Bill Gates'in vizyonunu, her eve bir bilgisayar vizyonunu düşündüğünüzde ne yazık ki oradan çok geride kalan bir PC sayısı mevcut. Türkiye'de de bundan 3 sene önce 3.6 milyon adetlerde satılan bilgisayar sayısı 2.4, 1.2 bu sene de inşallah 1 milyon olursa çok mutlu olacağımız bir adet şeklinde gözüküyor. Biz de şirket olarak ya bir dakika bu PC ile birlikte gideceksek gidişatımız karanlık, başka bir şeylere de tutunmamız ve yeni büyüme motorlarına ihtiyacımız bununla birlikte büyümemiz gerekir diye bir karar alıyoruz bundan 6 sene önce kadar ve stratejik olarak bulut eğer büyüme motoru olacaksa bizim yaptığımız ürünlerin de bu ekosisteme uygun bulut servisleri sağlayan veya bulut servislerine donanım olarak eklenip hizmet verebilecek ürünler haline getirmemiz lazım diye bir karar alıyoruz ve bugün geldiğimiz nokta esasında bulut aksesuarcısı Logitech konumunda. Bilenleriniz muhakkak vardır. Kurulumuz İsviçre. Söylediğim gibi yıl 81. Ama hızlı bir şekilde teknolojinin geliştirildiği nokta Amerika. İlişkiler, o günün PC dünyasının bütün üreticileri orada için oraya gidiyoruz. Hemen 82 yılında. 83-84 yılında da Çin'e gidiyoruz. İlk üretimlerimiz İsviçre'de. Sonra bakıyoruz ki çok pahalı. İrlanda'ya geçiyoruz. İyi mühendisler var ve vergi avantajı var diye. Ama o da yetmiyor. Çin'e 85 yılında net girişimiz var. Ondan sonra da 90'lı yıllardan itibaren de kendi fabrikasını kuran bir yapı. Logitech'in esasında en büyük farkı da buradan kaynaklanıyor. Logitech hiçbir ürünü outsource etmiyor. Dışarıdan hiçbir ürünün üzerine bu ürün çok güzelmiş alalım ve üstüne logoyu basalım. Üstüne Logitech dedik nasıl satar yaklaşımı yok. A'dan Z'ye
tüm ürünlerin en ufak parçasından, teknolojik olarak Ar-Ge'sinden plastiğinin tasarımına kadar, kullanılacak malzemenin kalitesine veya işte detayına kadar işin içinde olan bir yapı var. Bütün ürünlerin o yüzden sonuna kadar arkasındayız. A'dan Z'ye bütün ürünler bizim diyoruz. Böyle baktığımızda ne kadar büyüklükteyiz? Evet, bir Apple değiliz, bir Google, bir Microsoft değiliz. Onların işte rakamlarıyla kıyaslandığında çok küçüğüz. Ama oyun oynadığımız alana geldiğimizde, yani PC aksesuarları, gaming aksesuarları, işte yaptığımız bütün işlere baktığımızda bizimle birebir rekabette olan bir firma yok. Yani yelpaze açısından birebir aynı ürünleri sunan bir rekabet mevcut değil. Ama işte klavyede birisiyle, mouse'da başkasıyla, gaming'de başkasıyla, müzik işinde başkasıyla, video konferans işinde başkasıyla rekabet yaşıyoruz. Ama yaşadığımız her rekabette de %95 bir numarayız. 1-2 işimizde 2 numarayız. O 2 numarada olduğumuz işlerde de işe geç girdiğimiz için. İnşallah yakın zamanda oralarda da 1 numara olacağız. 2.8 milyar dolar ciro, yaklaşık olarak 7 bin çalışanı olan bir yapı. Türkiye ofisinde söylediğim gibi 2005 yılından beri mevcut. Haftada 2.5 milyon adet ürünü sevk eden bir fabrikamız var. Yani klavyeler, mouse'lar, hoparlörler, web kameraları, bütün yelpazeyi düşünün. Toplamda 29 kategoride ürünümüz var. Türkiye'de sattığımız SKU denir. Hani bir birim ürün bazında baktığımızda 200 çeşidin üzerinde ürünümüz var. Renkleri katarsak bu biraz daha fazla bile olabiliyor. Şirketimiz söylediğim gibi 6 yıl önce stratejik bir karar aldı ve sadece PC aksesuarları satan bir firma olursak geleceğimiz karanlık dedi. O yüzden de şirketi farklı yapılar içerisinde tekrar konumlandırdı ve bizim için stratejik olarak oyunu nerede, nasıl oynarız ve nasıl kazanırızı hayal etti. Bugün gördüğünüz Logitech esasında bir Logitech değil, 5 Logitech. Logitech 1 değil 5 derken hem markalar anlamında çok marka, hem kategoriler anlamında daha çok kategori, hem de yaptığı coğrafya ve iş açısından da daha çok noktada bulunan bir yapı artık. Böyle baktığımızda ana işimiz zaten daha çok artık evden veya evden demeyeyim de ev ortamından daha çok iş ortamına doğru yönelen ve bizim yaratıcılığımızı, bizim üretkenliğimizi, bizim verimliliğimizi artıran PC aksesuarları amiral gemimiz. Hala bir numaralı işimiz ama payı gitgide küçülüyor. Bu arada PC aksesuarları normalde beklenti PC küçülürken iş olarak da hacim olarak da küçülmesidir. Evet, adette küçülüyoruz ama ciro bazlı baktığınızda bu işimiz hala farklı kategorilerde 5 ila 12-13 arasında büyüyor. Ortalama satış fiyatını yükseltiyoruz, yenilikler sunuyoruz ve orada bir şekilde büyümeyi devam ettiriyoruz. İkinci işimiz müzik. Müzik işi esasında evrensel bir iş. Herkesin sevdiği bir şey. Bazıları bunu işte kulak içi kulaklık, bazısı kulak üstü kulaklık, bazısı da hoparlörlerle dinlemeyi tercih ediyor. Biz her tarafında olmaya çalışıyoruz. Bunun için farklı markalarımız var ve Ultimate Ears'da Bluetooth hoparlörlerle, Jaybird'ler sporcular tarafında özellikle kulak içi kulaklıkta ve bir de yeni sahip olduğumuz Blue mikrofon işimizle birlikte bazen sanatçıların, bazen YouTuber'ların, bazen Twitch yayıncıların yanında olacak şekilde işimizi geliştirmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Video işi, esasında biz webcam işine 90'lı yıllarda girdik. Webcam işinin nasıl olduğunu yaşı bana yakın olanlar çok iyi hatırlar. Neden olduğuna konuşmuyorum. Ama nasıl olduğunu ve ne büyüklükte olduğunu çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz derecede herkesin webcam aldığı bir dünya vardı. Ama webcamler ne zaman ki işte laptopların üstüne birleşik bir cihaz haline geldi, işin keyfi kaçtı Logitech açısından. Görüşmeler açısından kaçmadı. İnsanlar yine yüz yüze görüştüler. Bugün artık cep telefonlarımızdan bile çok rahat bir şekilde dünyanın her yerinden herkesle cep telefonunda görüşebiliyoruz. Yüz yüze. Ama şirketlere baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şirketlerin evet bazılarında çok büyük yatırımlarla yapılmış güzel toplantı odaları var. Ama toplantı odalarını esas çalışanlara indiremiyorlar. Çünkü genel müdürün öbür genel müdürle veya işte üst yönetiminin yönetim kuruluyla konuştuğu toplantılar çok faydalı. Kendi aralarında işte görüşmüş olurlar. Ama işi yapanlara baktığınız zaman, yani bir şey üreten, bir şey ortaya koyan, bir şey tasarlayan, bir şeye aktarması gereken, işçisiyle, satışçısıyla, pazarlamacısıyla, finansçısıyla konuşması gereken hala telefon kullanıyor. Hala toplantı odalarında farklı farklı gruplar birbirleriyle çalışıp üretkenlik anlamında ileriye gidemiyorlar. Ama dünya değişiyor.
bulutla birlikte yazılım işi servis haline gelince, donanımlar da eskisi gibi PC toplar gibi USB cihazları haline gelip birleştirdikçe burada büyük bir fırsat var. Logitech burada da adette dünyanın bir numaralı firması konumunda ve şu an işte aklınıza gelebilecek dünyanın önde gelen teknoloji firmaları, Tesla'lar, Twitter'lar, işte Facebook'lar, ne bileyim başka kimler var? Hepsi artık Logitech kullanıyor. Araba, otomobil üreticileri, yani Türkiye'de mesela Tofaş'la, işte bileyim Sağlık Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla ciddi ciddi işlerimiz var. Özel sektörde işte Defacto'sundan LCY2'sine, Cotonum'dan, aklınıza gelebilecek her sektörde çok ciddi anlamda işler video konferans alanında devam ediyor. Oyun, zaten detaylı konuşacağımız bölüm olduğu için geçiyorum. Bir de ev tarafı var. Bunu ne yazık ki Türkiye'de yapmıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda evde kontrol cihazları artı güvenlik sistemleriyle birlikte sizlerle birlikte oluyor olacağız. Bunlar da markalarımız. Bu da bizim yeni stratejimizle birlikte tek marka, tek ürün yerine çok marka, çok ürün ve farklı işlerde farklı markalar şeklinde geliştirdiğimiz bir yapı. Satın aldığımız firmalar var. O firmaların değerleri var. O firmaların o alanda oynadıkları bir oyun var ve önlerinde gerçekten güzel bir gelecek var. Onları biz evet iş ortağı, iş yapış biçimi, birlikte çalışma anlamında Logitech'leştiriyoruz. Ama marka, marka değeri ve yaptıkları işe değer katma anlamında ise büyütmek için arka tarafta Logitech'in gücünü kullanıyoruz. Kendi markalarıyla ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. Burada da işte eskiden tek markayken bugün Logitech, Logitech G, Astro, Ultimate Ears, Jaybird ve Blue Microphones bizim sahip olduğumuz bazı markalar. Önümüzdeki günlerde farklı markaları da burada görebilirsiniz. Hatta gaming için yeni bir yatırımımız var, Streamlabs. Streamlabs yine Twitch, özellikle yayın yapan yayıncılar için çok önemli bir değer. Orada da o yatırımla 85 milyon dolar civarında bir para verip o firmayı da satın almış durumdayız. Bizi gösteren bir video var, anlatan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Konumuz ve burada bulunmamızın nedeni esasında Logitech G için. Bu ortamda bize ev sahipliği yapan FDR'ye de çok teşekkür ediyorum. Ortamı daha önce görenler olmuştur, görmeyenler olmuştur. Arkadaşlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama FDR önümüzdeki günlerde sadece burada değil, Türkiye'nin çok farklı illerinde 20'nin üzerinde bu şekilde yerle oyun oynamak isteyenlere çok farklı bir ortam sağlayıp bu vesileyle oyun sektörünün gelişmesine yardımcı olacak bir yapı. İnşallah kendilerine başarılar diliyoruz ve bizler de onlarla birlikte buralarda tüketiciye ulaşabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. İşte gördüğünüz çok ciddi bir yatırımla ve bizim aksesuarlarımızla insanlar oyun oynuyor olacaklar. İnşallah beraber sunulardan sonra benzer şekilde bir oyun planımız var. Siz de oynarsanız o bölümde de seviniriz. Evet, şimdi bundan 3-4 sene önce e-sporla ilgili konuştuğumuz zaman tabii herkes bir hayal gibi bakıyordu olaya. Ne olacağını göremiyordu. En azından bunun Türkiye'de olup olmayacağını tartışıyorlardı ve gerçekten bir mikroorganizma boyutundaydı. Sadece o konuya ilgili insanların baktıkları ve işte acaba biz kenarından köşesinden onlarla birlikte olabilir miyiz dedikleri bir şeydi. Ama bugün detaya baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir videoyla izleyelim.
temiz etki yapamadı. Buraya ultimate ears lazım. Evet, evet. Sesle ilgili bir sıkıntımız oldu. Evet, önce oyun dünyasına hızlıca bakalım. Yani oyun dünyası esasında eskiden sadece bir veya iki etkiyle değerlendirilen veya onun içindeki oyunculara bakılarak değerlendirilen bir yapıydı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda dünyanın bir numaralı global sektörü, eğlence sektörü haline geldi. Ciddi turnuvalar, büyük takımların e-spor yatırımları, ünlü yatırımları, üniversite kursları ve olimpiyatlar için aday olan bir yapıda. Şöyle bir daha detaylı bakacak olursak, işte son dönemlerde verilen ana rakam bu. Bugün içinde bulunduğumuz gaming sektörü, eğlence sektörü açısından baktığımızda neredeyse kutu film satışlarının 3 katı boyutuna ulaşmış durumda. Bir tarafta 140 milyar dolarlardan bahsederken öbür tarafta 45 milyar dolarları görebiliyoruz. Veya baktığımızda eğlence sektörünün işte en meşhur filmlerinin bir çıkan yeni filmine baktığımızda yaklaşık olarak 1.3 milyar dolar civarında ciro yapabilirken işte Lloyd 2.1 milyar dolar civarında bir ciro gerçekleştirebiliyor satışlarıyla. Keza içinde bulunan turnuvaların ödül havuzlarına baktığımızda ödül havuzu olarak bile çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Bir dünyanın önde gelen turnuvalarının, dünyanın önde gelen spor karşılaşmalarından daha büyük ödül havuzları var. İşte burada 2018'in Dota'sının 25,5 milyon dolar olup Wimbledon'un toplam ödül havuzunun 21.6 milyon dolar olması insanları ilk başta anlamalarını bile zor böyle düşündüren bir konu haline geliyor. Keza Fortnite, yani çok kısa sürede hayatımıza girdi ama şöyle dışarıdan baktığımızda işte Nisan ya Haziran'da online elemeler yaptığında bile ödül havuzu 1 milyon dolarlar civarında. 200 tane oyuncuyu Dünya Kupası için seçiyorlar. Sonra New York'ta 30 milyon dolar ödüllü bir organizasyon tasarlayıp ondan sonra kazananlar da birinciye 3 milyon dolar civarında bir ödül verebiliyorlar. Keza birebir baktığımızda yine işte Wimbledon'ı kazanan Djokovic ile işte Fortnite'ın Dünya Kupası'nı kazanan arkadaş arasında gelir bazındaki fark ne güzel ki oyuncular tarafından ve ciddi anlamda 16 yaşındaki bir arkadaş yılların ötesinde olan 32 yaşındaki Djokovic'in düşündüğü üzerinde para kazanabiliyor ve turnuva süresi de 20 saat kadar olabiliyor. Keza sadece birinciye verilen bir ödül havuzundan da bahsetmiyoruz. Yani ikinciye, üçüncüye, dördüncüye ve beşinciye baktığımızda da gelir olarak bugün çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir ödül havuzu ve çok ciddi bir kazanım olduğu mevcut. Sol tarafta Roger Federer'i görüyorsunuz, öbür tarafta Harrison Chang, ondan daha fazla para kazanıyor. Ve bu benzer şekildeki yapı esasında futbol kulüplerine de gelmiş durumda. Yani bugün futbol kulüpleri Türkiye'de zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın olduğu gibi işte Barcelona'nın, Real Madrid'in, Roma'nın e-spor kulüpleri var ve burada bu gençlerle birlikte olmak için onlar da takımlar kuruyor ve o takımlarla birlikte oluyor. Onun dışında bu işe yatırım yapan ünlüler var. Mesut Özil bunlardan biri, bizim en yakından tanıdığımız. Ama işte Pique'sinden Fernando Alonso'suna veya Stephen Curry'den Drake'e kadar birçok ünlü bu işin içerisinde olmak, bu işin heyecanının kenarından, köşesinden ulaşmak ve buna göre de takımlara veya işte oyunlara yatırım yapmak istiyorum. Bunların içine fark edip girmek istiyorum. Keza daha önce tüm kaka ama oyun oynamayan denen, işte okullarda, üniversitelerde, akademisyenlerin bu konuya karşı negatif konuştukları yapılardan bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Amerika'da 25-30 civarında üniversite artık burs veriyor. Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı gibi, Türkiye'de işte farklı üniversitelerin yaptığı gibi. Hatta büyük liselerde bile bu iş için nasıl girişimde bulunabiliriz diyen liselerimiz bile mevcut. Keza olimpiyat. Evet, bir bakıyoruz, işte Formula 1 için bir e-spor ligi mevcut. UEFA, Premier League gibi kendi kendine oluşan ligler var. Bundan sonraki adım olimpiyatlar ve bununla ilgili çok girişimler olduğu belli. Bu da yakın zamanda olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye pazarı. Evet, Türkiye pazarı ile ilgili baktığımız zaman hala 1 milyar dolar olmamış 2018 verileriyle bir pazarımız var. Bunun yarısı PlayStation Xbox, yarısı PC oyuncusu gibi gözüküyor. Biraz daha PlayStation tarafı ağırlıklı gibi gözükse de çok hızlı büyüyeceğine inandığımız bir yapı. Ne yazık ki geçtiğimiz sene ekonomik bir kriz olması işleri bir miktar bu anlamda yavaşlamasına neden oldu. Büyüme hızında bir yavaşlama olarak
inşallah önümüzdeki senelerde ekonominin de iyi gitmesiyle birlikte burada çok ciddi beklentiler mevcut. Herkes ona göre zaten yatırımlarını takımlara, ekosisteme, bu tip ortamlara yapmaya başladı. Peki bu dünyanın içerisinde Logitech'in vizyonu, misyonu ne? Biz bunun neresindeyiz diye baktığımızda biz yaptığımız işte her zaman bir numarayız. Ve bunu bu işte de yapıyoruz. O yüzden de bu iş konuşulduğu zaman akla gelen ilk marka olma hedefimiz bu. Keza yaptığımız işin gereksinimi olarak da bütün kategorilerde lider olmayı planlıyoruz. Dünya çapında baktığımız zaman pazar payı anlamında dünyanın bir numarasıyız. Bu artı başka olarak neler var diye baktığımızda kendimizi, markamızı nasıl konumlandırdığımıza çok dikkat ediyoruz. Çünkü markayı yanlış yere konumlandırırsak o zaman arkasına döneceğimiz her şey yanlış olur. Markayı da canlı tutabilmek için olayın iki tarafı var. Bir tarafı duygu, bir tarafsa fizik. Yani siz teknolojiyle, fizikle rekabet edeceksiniz. Öyle ürünler çıkartacaksınız ki bu ürünle bu insanlar oyun kazanacaklar, şampiyon olacaklar ve oyunu teknolojik olarak sevecekler. Ama bu ürüne siz duyguyu katamazsanız o zaman o ürün salt ürün olarak hayatına devam etmekte ve istediği kadar seyirciye ulaşamamakta. Biz o yüzden hem duygusal ihtiyaçlara hem de fonksiyonel ihtiyaçlara önem vererek dengeli bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Ve markamız olarak da oyun oynamanın sınırlarını tasarım ve teknolojiye zorlayan sektör lideri olma şeklinde tanımlıyoruz. Peki bu işin duygu tarafında ne yapıyoruz? Yani evet, Logitech bir teknoloji firması, bir tasarım firması, bir işte ürün firması, bunları çok iyi yapıyor. Ama söylediğim gibi eğer duygu tarafı eksik olursa bunu biz etkinliklerle ve iş ortaklıklarıyla birleştiremezsek o zaman iş bir ayağı eksik kalır. Bu tarafta da işte oyun bizim DNA'mız, oyun bizim için çok kritik ve bu yüzden de elimizden geldiğince büyüklere, oyunlara sponsorluklar yapmaya çalışıyoruz. İşte 2017 World Championship, League of Legends, 2018 keza öyle. Böyle giden ve ESL tarafında yaptığımız ciddi sponsorluklarımız var. Avrupa'da yaptığımız var, Uzak Doğu'da yaptığımız var. Türkiye'de yavaş yavaş bu tarafta bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte Avrupa'nın bir numaralı e-spor gibi World tarafında geçen sene sponsorluk, bu sene keza sponsor olarak devam ediyoruz. Onun dışında baktığımızda e-spor partnerliklerimiz var. Yaklaşık 30 civarında e-spor sponsoruyuz. Farklı farklı ülkelerde, hem Uzak Doğu'da, hem Amerika'da, hem de Avrupa'da. Türkiye'de de bizim için önemli olan Bahçeşehir Süpermasif, ki bugün arkadaşlar bizimle birlikteler. Onlara da teşekkür ediyoruz. PUBG'den çok bahsetmedik ama PUBG de aramızda. Eksik bir şey kalmasın. Böyle bir yapımız var. Söylediğim gibi işin duygu tarafında bu arkadaşlar ön plandalar. Hem onlar bizim markamızı sevdikleri zaman ve bizim markamızı oyun kazandıkları zaman biz kazanıyoruz. Hem de birlikte olmak, başka ortamlarda başkalarıyla buluşup onları celebrity olarak kullanmak da bize farklı faydalar getirmiyor değil. Avrupa'nın takımları veya işte Asya Pasifik'in takımları diye bakacak olursak içinden tanıdığımız takımlar olabilir. Bu takımların birçoğuyla hepsiyle biz iş ortaklığı yapmaktayız. Tabii bu bizim işimizin bir yanı. Yani biz evet PC aksesuarları, klavyeler, mouse'lar, işte kulaklıklar, webcam'ler yapıyoruz. Ama bunun dışında bir de simülasyon tarafı var. Oyun dünyası sadece PC ve PC aksesuarlarından oluşmuş değil. Burada da işte direksiyonlar, gamepad'ler, işte uçak simülatörleri vesaire vesaire denen bir portföy var. Ve biz bu işin de bu tarafında esasında yine o işi büyütebilecek, o işin değerini arttırabilecek işbirlikleri arayışındayız. Alonso da onlardan bir tanesi ve G2 ile beraber kendisiyle çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Kendisi anlatsın. Evet. Bu
Bu da yaptığımız güzel işlerden bir tanesi. Ne yazık ki Türkiye ayağı olmayan bir iş oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde Türkiye ayağı da olan turnuvalar şeklinde tekrar dizayn edildiğinde içinde olmaya çalışacağımız bir yapı. Şimdi bunlar tabii biraz daha işin duygu tarafıydı. Ama işin bir de söylediğim gibi teknoloji tarafı, ürün tarafı ve burada yaptığımız teknolojik atak tarafı var. Logitech yaklaşık olarak söylediğim gibi 3 milyar dolar civarında ciro yapan bir firma. Her sene 150 ila 200 milyon dolar arasında Ar-Ge'ye para yatıran bir yapı. Karlılık açısından baktığımızda para kazanan bir yapı. O yüzden de satın alarak büyümeler yapan bir organizasyon. Ama satın aldığı organizasyonlara genelde de ek bir şeyler ekleyip oradan işi büyüten bir firma. Hedefimiz Türkiye'de de yapılan bu güzel teknolojileri, güzel ürünleri hızlı bir şekilde sunmak. Peki o ürünler, o teknolojiler neler? Bu bölümü Meri anlatsın. Olarak aslında hep insanların oyun oynama kabiliyetlerini geliştirmek üzere bir vizyonumuz var. Burada gördüğümüz bir sonraki oyuncuların yaşadığı en büyük problem aslında kablolar. Diğerlere bağlı kalmak, rahatça, özgürce hareket edemem. Burada da panel kısmında oyuncu arkadaşlarımızdan da dinleriz. Bir punch kullanımı kablo tutacağı diyebileceğimiz ancak mouse'u yükseltmeye sağlayan ve tamamen kablosuz hissi yaşatması için kullanılan ekstra materyaller var. Logitech olarak biz aslında bunların hepsini geride bırakalım ve size bu deneyimi bir bungee kullanmadan yaşatalım istiyoruz. Bir sonraki kendimize koyduğumuz zor hedefimiz aslında tamamen oyuncuları kablosuz bir hayata döndürebilir. Baktığımız zaman tabii aldığımız tepkiler, yani burada size sorsak da alacağımız tepkiler, İşte bu ürünlerde gecikme olur, bu ürünlerde sinyaller birbirine karışır, kopmalar yaşanır gibi tepkiler alacağıma eminim. Logitech olarak bunların aslında hepsini ortadan kaldıran, gecikmeyi, bağlantı problemlerini, güç problemlerini ve aslında ağırlığı ortadan kaldıran yeni teknolojiler üretiyor. Şimdi devam edecek olursak da aslında baktığımızda diğer şirketlerin, burada isim vermeden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum, kablolu ürünlerine nazaran bağlantı süreleri, tepki verme süreleri, gecikme sürelerini karşılaştırmasını bu şekilde görebiliriz. Lightspeed bizim kablosuz teknolojimizi içeren ürünlerde çoğu kablolu ürünlere nazaran daha iyi tepki verdiğini söyleyebiliriz. Ve performans güç tüketimi. Burada da aslında yeni geliştirdiğimiz Hero sensörümüz, hem wireless ürünlerimizde bulunan hem de son çıkan kablolu ürünlerimizdeki güncellemelerle gelen sensörümüz sayesinde de güç tüketiminde çok büyük avantajlar sunuyoruz. Daha önceden kullandığımız Pixar'ın PNW sensörüne nazaran 10 kata kadar ekstra güçte efektiflik sağladığını söyleyebiliriz. Is it something you want? Is it the grind? Every day. Hero. Think back. About a 10,000th time. Or is it pushing to your absolute limits? Hem de ürünlerin geldiği noktanın tarafı. Bu gördüğünüz tabloda da bizim Pro Wireless ürünümüz, profesyoneller için tasarlanan Wireless Gaming Mouse'umuzu profesyoneller tarafından kullanım oranını görüyorsunuz. Diğer markaların ürünlerine nazaran
%21 oranında profesyoneller tarafından Ziprovax mahsulü tercih edilmekte. Yakın zamanda çıkan aslında çok fazla ürünümüz var. Ben hızlı hızlı bunların üzerinden geçiyorum. Sunum bittiği zaman da ürünleri masalarda bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ayrıca küçük bir PUBG etkinliğimiz olacak, PUBG turnuvamız olacak. Orada da ürünleri birebir test etme şansınız olacak. Şimdi bilmeyen ürünümüz G502 Plus. G502 burada hani bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Bu serinin 5. mouse'u. Kablolu olarak başlayan süreç içerisinde sensör değişimi, RGB eklenmesi gibi upgrade'ler alan ürün en sonunda da kablosuz hale geldi. Bu aslında G502 MySpeed'de neler var dersek de bir önceki gördüğünüz Pro Wireless ürünün teknolojisi kullanılarak profesyoneller tarafından bu ürünün geçerliliği tescillendikten sonra tamamen G502'nin tasarımı buna göre değiştirildi. Ürün eskisi kadar, diğer mouse kadar ağır değil. Eski G502 protein spektrum kadar ağır değil. Fakat şeklinden herhangi bir şey kaybetmedi. Ürünün sensörü bahsettiğimiz hidrosensörle yenilendi, upgrade edildi. Hidrosensör bizim eski sensörlerimize nazaran 10 kata kadar daha uzun pil ömrü sunmakta sizlere. Onun dışında G502 LightSpeed bildiğiniz G502 LightSpeed olarak devam ediyor. 1 milisaniye rapor hızı var. Bu arada gerçek 1 milisaniye. Bütün zor koşullarda sinyal bozulması olduğunda 1 milisaniyelik rapor hızı sunmak size. Bizim zorlu test ortamlarımızdan çıkan 1 milisaniyeden bahsediyoruz. Herhangi bir kablo bağı bulunmamakta ya işte masaya takıldı, mouse'u çekerken, adamı vuracaktı mouse'u çekerken diyemeyeceğiniz bir yapı sunuyor size. 16K sensörümüz bulunmakta içerisinde. 100 dpi'den 16.000 dpi'ye kadar size geniş bir aralık sunan ve herhangi bir gecikme, herhangi bir kopma yaşatmayan bir ürünümüz. Ayrıca ürünlerimizde de yeni çıkan yazılımımız G-Hub'la beraber tamamen size göre özelleştirilebilir. Aynı zamanda da profesyonellerin kullandıkları arayüzleri, onların ayarlarını tek bir tıkla mouse'unuza indirebilir durumdasınız. Ve Powerplay ile de tamamen uyumlu. Bizim wireless charging dediğimiz ürünümüzle, wireless charger mouse belimizle birebir uyumlu bir ürün. Dediğim gibi G-Hub'la %100 çalışan, sizin istediğiniz profilleri indirebildiğiniz, örneğin G2'dan Shox'un profilini tek bir tıkla mouse'unuza çekebildiğiniz ve onun ayarlarıyla oynayabildiğiniz bir yazılımımız. Update edilmiş, eski Logitech Gaming Software yerine getirmiş olan bir yazılımımızla %100 çalışmak. Çok ilginç bir ürün, aldığımız tepkilerin çok olumlu olduğu diyor. Pro-X headsetimiz. Şimdi bu ürünü aslında tamamen hani masalarda da görme şansınız olacak. Bu ürün bizim alıştığımız Logitech tasarımı, Logitech'in headset tasarımından biraz daha farklı noktada bir ürün. Bunun en büyük nedeni de TSM gibi, G2 gibi takımlarla birebir oturup ne istiyorsunuz, nasıl olsun, sorunlarınız neler, onların da verdiği tepkiler işte ya bunlar ağır, bu headsetler ağırdır, böyle olsun. Kulaklık yastıkları biraz sıkıyordur, şu şekilde olsun dedikleri feedbackler sonunda geliştirilen ürünler. Daha dayanıklı, daha konforlu, ses performansı Pro-X 2.0 sayesinde daha arttırılmış ve Blue'nun da mikrofonunu kullanan bir yapısı var. Ürün gördüğünüz gibi tamamen premium, alüminyum parçalar kullanılmış içerisinde, çelik bağlantı noktaları mevcut. 50 mm'lik Pro-G kendi sürücülerimizi kullanıyoruz ürünlerde. Şu frekanstaki ses bozulmalarını testi aslında bu görmüş olduğunuz ekran. Şu frekansta diğer markaların ürünlerine nazaran çok daha yüksek performans sunmakta. Burada maviyle gördüğünüz hat aslında bize ait. Performansında herhangi bir zıplamalar, sesin dağılması, sesin titremesi gibi şeyler yaşatmayan bir sürücüden bahsediyoruz. Equalizer ayarları, bunlar tamamen G-Hub üzerinden
sizin seçtiğiniz profesyonel oyuncunun veya profesyonel yayıncının ayarlarını indirebileceğiniz şekilde tasarlanmış durumda. Hepsi tek bir tık uzağınızda. Burada gördüğünüz gibi GitHub'ın içerisinde herhangi bir oyuncunun bütün ayarlarını indirebiliyorsunuz. Örneğin Shocks olsun, işte Björksen olsun, bütün bu büyük isimlerin ayarlarını tek bir tıkla indirip headsetinizde uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Bu üründe aslında bugüne kadar Logitech hiçbir headsetinde olmayan Blue Voice yazılımında. Sunumun başında Mustafa Bey bahsetmişti, Blue'nun artık bir Logitech markası olduğundan. Gaming tarafında da Blue mikrofonla bizim yeni headsetlerimizde ilk olarak bu headsetimizde kullanıldı. Bu headset sette aslında özellikle toplu olarak görecek olursak da sizin ses alışınızı güçlendiren BTS Headphone X 2.0 yazılımı var. Bütün kulaklık yastıkları hafızalı köpük dediğimiz şekilde kulağınıza taktığınız zaman kulağınızın şeklini alan, çıkarttığınızda da eski haline geri dönen, herhangi bir şekilde yıpranmaya mahal vermeyen süngerlerle tasarlandı. Bütün parçaları çelik ve alüminyum karışımı, içindeki metal parçaları, neredeyse 180 dereceye kadar esnetebileceğiniz ve hala dayanıklı olan bir ürün yapısı var. 50 mm'lik Pro G sürücüleri kullanıldı içerisinde. Bunlar da aslında DTS ile beraber bir araya geldiğinde sizin oyundaki en ince sesleri bile duymanızı sağlıyor. Bu bizim aslında önerdiğimiz ürünler. Burada da aslında masa üstünde deneyimleyebileceğiniz ürünler mevcut. Bizim kablosuz olarak masalarda görmek istediğimiz ürünler. Bizim üst seviye Mavi sahibimiz. Ve biz şu ana kadar aslında hep global detaylardan, global ayrıntılardan bahsettik. Burada da bahsettiğimiz gibi Supermassive'den çok sevgili arkadaşlarımız ve PUBG tarafından akım vermiyor. Sizle Logitech neler yapıyor, onlar neler yapıyor? Bunu değerlendirmek adına küçük bir panel düzenleyelim dedi. Kendilerini ben sahneye davet etmek istiyorum ve sözü Mustafa Bey'e açılardan bir ekosistem olarak oyuna nasıl yaklaştığımızı ve bu işin içinde olan farklı sektörlerinde farklı kenarlarından tutmuş olan insanlarla birlikte olmuşsunuz. Sağ olsunlar davetimizi kırmadılar. Akın PUBG ülke müdürü bizimle birlikte tanıyan muhakkak vardır, tanımayanlar varsa bu vesileyle kendisini tanıştırmış olayım. Ulaş Supermassive, Bahçeşehir Üniversitesi Supermassive Genel Müdürü ve bundan sonra resimlerini bol bol alışveriş merkezlerinde falan da göreceğiz inşallah. Berkay'ın bakalım oyuncu. Biz olayın işte donanım ve teknoloji tarafında hem duygu tarafında hem de teknoloji tarafında olmaya çalışan yapı olarak buradayız. Ve onlar için ve bizler için oyun oynamak isteyenler için ürünler yapmaya çalışıyoruz. Ama oyun tarafı nasıl gözüküyor? Oynayan ve takım yöneten tarafı nasıl gözüküyor? Oyuncu tarafı nasıl gözüküyor? Biraz hep beraber onları da dinleyelim istedik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Önce senle başlayalım. Önce çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şimdi oyun sektörü genel anlamda Türkiye'de nasıl gelişiyor?